Örümcekler 8 bacaklı, 2 gövdeli, çalışkan, sabırlı, zeki ve garip canlılardır. Arka vücut kısmındaki bezlerden ağ üretimi yaparlar. Buradaki çok ince deliklerden sıvı ve damlalar halinde verilen ağ malzemesi dışarı çıkar çıkmaz donar ve böylece sağlam bir halat haline gelir. Bu halat sayesinde uzun mesafelere uçabilirler. Bunun için telin bir ucunu bir yere bağlayarak havalanan örümcekler karada 5 kilometre, denizde ise yüzlerce kilometre uzaklara savrulabilirler. Ayrıca çoğu örümceğin 8 gözü olmasına rağmen görme yetenekleri gelişmemiştir. Örümceklerin çiğnemek için ağızları da yoktur ve genellikle tükürüklerindeki enzimlerle kurbanlarını parçalar, eritir ve sonra da içine çekerler. Yavru örümceklerse kendilerine herhangi bir şey öğretilmeden doğar doğmaz ağ örmeyi bilirler. Peki bu bilgileri örümcek nasıl öğrenmiştir? Elbette ki bunu sonsuz ilim ve kudret sahibi Cenab-ı Allah kendisine ilham etmiştir. Örümcek aynı zamanda mübarek bir canlıdır. Çünkü hicret esnasında Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin takibinden kurtulmak için Hz. Ebû Bekir'le birlikte girdiği mağaranın ağzını ağı ile kapatıp müşriklerin oradan uzaklaşmasını sağlamıştır. Dünyada en hırslı yaratık sinek, en kanaatkar yaratıksa örümcektir. Allah'ın en hırslı ve kararsız yaratığı, en kanaatkar olanına rızık yapması şaşılacak bir şeydir. Mevlânâ'nın "Örümcek sineksiz kalmaz. Allah onun günlük rızkını kanat takarak ayağına gönderir" beyti de bunu ifade etmektedir. Hz. Ali'nin "Evlerinizde örümcek ağlarını temizleyiniz. Onları olduğu gibi bırakmanız fakirliğe sebep olur" dediği rivayet edilmiştir. Halk arasında yaygın olan bir kanaate göre de örümceklerin evlerimizi işgal eden yuvaları bozulup ağları temizlenmeli, fakat Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem saklandığı mağara ağzını kapatarak onu müşriklerden kurtardığı için de kendisi öldürülmemelidir. Çünkü İslam bize zarar vermeyen canlıları öldürmemize asla müsaade etmez. Gelelim konumuza. Arkadaşlar, evimizde şöyle köşe bucak yerleri bir kurcaladığımızda hemen hemen hepimiz istemesek de mutlaka bir veya daha fazla örümcek beslediğimizi anlar ve evde örümcek neden olur veya bunları evimizden nasıl uzaklaştırırız diye düşünmeye başlarız. Bunun sebebini anlamak için onların yaşam şekillerini ve davranış biçimlerini bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrenince örümceklerin evimizde neden olduğu ve onları nasıl önleyebileceğimizi de anlamış oluruz. Bazı örümcekler nemli ortamları tercih ederler. Bodrum katları, döşeme altı boşlukları ve binaların diğer rutubetli kısımları gibi yerlerde yaşarlar. Bazı örümcek türleri ise odaların üst köşeleri ve çatı katları gibi kuru ve sıcak yerleri tercih ederler. Karanlıkta da saklanırlar. Aslında çoğu örümcek dışarıda yaşamayı tercih eder. Ama başını sokacak bir yer ya da yiyecek ararken evlere giren örümceklerin sayısı da yabana atılacak gibi değildir. Bunlardan kurtulmanın en kolay yolu eve girmelerini önlemek olsa da bir kez evinize girdilerse onları korkutup kaçırmanın zor da olsa bir takım yöntemleri vardır. Arkadaşlar, örümceklerin içeri girmesini önlemek için öncelikle evinizi saran çalıları, sarmaşıkları ve bitkileri bahçenizden temizleyip dışarıdaki delikleri ya da çatlakları tıkamalısınız. Çünkü bitkiler örümcekleri çeker. Isınmak ya da yeni yiyecek kaynakları bulmak istediklerinde bitkilerin arasından çıkar, çatlaklardan eve girerler. Temiz evlerde örümceklerin saklanacağı yer azdır. Bu yüzden içeri girecek olsalar bile eviniz temiz olduğu müddetçe yerleşme olasılıkları daha düşük olur. Yiyecek kırıntıları da karıncalar gibi haşereleri de cezbeder. Örümcekler de bu haşerelere gelir. En basit yöntemlerden biri de karşınıza çıkan ağları süpürgeyle veya sopayla temizleyebilir. Eğer mümkünse örümcekleri öldürmeden evin dışına çıkarabilirsiniz. Bu yöntemler de faydalı olmuyorsa evin her köşesine ve sık sık örümceklere rastladığınız yerlere birkaç bölünmüş kestane koyabilirsiniz. Çünkü örümcekler keskin koku alma yeteneğine sahiptir ve kestanede de onların sevmediği keskin bir kimyasal koku vardır. Başka bir yöntemse standart bir sprey şişesini suyla doldurun. Üstüne 15 ila 20 damla nane yağı ilave edin. Örümceklerin nane yağının kokusuna dayanamadığı ve kokuyu alınca kaçtığı söylenir. O yüzden de bu çözüm evin girişlerine ve pencere kenarlarına uygulandığında daha fazla etki gösterir. Örümcekler limondan da nefret eder. O yüzden durum kötüye gidiyorsa örümcekleri uzak tutmak için başka bir yöntem olarak limon suyu da serpiştirebilirsiniz. Arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.